Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kimlere bakacakmışız? Yay burçlarına bakacağız. Son derece iyilikseler, insancıl, adil ve gezmeyi seven burçlar olan yay burçlarına bakacağız. İnşallah güzel bir açılım olur diyorum. Bir de ben böyle nefis nefise kaldım, anlamıyorum ki oturduğun yerde değil mi? Canlarım, kanalımıza abone olun, bildirim zili açın, like butonu basmanız 10 numara 5 yıldız olur. İkinci bir kanalımız daha var. Ege'de anne kızın yaşantısı 2 diye. O kanalımıza da abone olup bize destek olmak isteyenleriniz varsa çok güzel videolar paylaştık. Mutlaka girip bir kontrol edin, izleyin. Mutlaka beğeneceğinizden eminim. Çünkü çok bilgilendirici, güzel yerler, güzel yemekler ve bilgilendirici yemekler paylaştık. Neyse onu paylaştık canlarım. Özel açılım için kurşun dökme, nasip açma ve daha nice işlemlerimiz için şuraya koyacağım numaramızı, tam şuraya 0551-895-3093 numaralı WhatsApp hattımızdan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Tekrar ediyorum, 0551-895-3093 numaralı WhatsApp hattımızdan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Bugün yay burcuna özel tarot, katina, dişin enerji, orakel ve kehanet kartlarına açılım yapacağım. Taramalı tüfek gibi konuştuğumu farkındayım ama çeşit çeşit karta baktığım için hızlı konuşmakta zorundayım. Çünkü hepsine bakmak istiyorum. Mutlaka herkesin alacağı bir şey olsun çünkü bu videoda. Yorum söz anneme bırakıyorum. Canlarım. Şimdi şöyle, nereden dinliyoruz, nasıl dinliyoruz bilmiyoruz ama inşallah bizlere şöyle güzel, mutlu bir şekilde dinliyoruzdur. Dinlediğinizde de inşallah güzel ışıklar görebilirsiniz. Bir şeyler, hani bize, biz size yolları, hani bir şeylerin ışıklarını gösterebiliriz diye düşünüyorum ama her zaman izlemenizi beklerim. Şöyle bir şey var, Ege'de anne kızın yaşantısı 2 var. Eğer oraya da abone olursanız bizim için harika bir şey olacak. Abone olan elleriniz dert görmesin, ağrı sancı görmesin. Amin. Hepinize İnşallah. Sağlıklı, afiyetli günler hayatım. İnşallah. Şimdi yay burçlara gelelim. Yay burçları öyle bir kalbiniz kırık ki hayatınıza kim girdiyse, bakın sadece sevgili anlamında değil bu. Arkadaş olur, eş olur, sevgili olur. Buna annen baban da dahil olabilir. Herkes bir kalp kırıklığıyla sana yara açıp gitmiş. Yani hep bir kalp kırıklığı oluşmuş. Kalbine saplanan bir bıçak oluşturmuş. Ve bunlar artık o kadar çok yormuş ki seni, hayatına, içine, etrafına kimseyi almak istemiyorsun. Bakın yay burçları, gerçekten çok güzel bir paranın gelişi var. Yani talih kuşu çıktı. Bu kart herkese çıkmaz. Bu kartın anlamı talih kuşudur kardeşim. Talih kuşun geliyor. İnşallah güzel değerlendirirsin. Bu talih kuşun geldiğinde lütfen etrafındaki o sümüklü böcekler var ya, fışır fışır gezen sümüklü böcekler, onlardan bu haberi uzak tutacaksın. Evet. Neden? Çünkü senin en yakınındakiler bekliyor. İstersen deneme yanılma yoluyla gör bakalım. Bir kere düşüyormuş gibi yap. Hatta düşmüş gibi yap. Bak bakalım en yakınlığındaki sana tekme vurmak için gelmezse. Önce kim tekmeli bir çiziyorum. Bak. Hadi bakalım dene de gör. Şimdi yay burçları, bu para geldikten sonra ortak iş kuracaksın. Şekerim. Ortak, bak çatal kazık bir yere gitmezler annem her zaman. O yüzden diyorum ki ortak iş kuracaklar olanlarınız varsa lütfen uzak dursun. Çünkü sen ortak iş kuracak dayanıklılık yok. Yani onun bir adı vardı da. Güven yok. Ha. Ortak işi kurmaya evet, güven evet, yok. Evet. Kaba konuşmayalım. İşte ortak iş kuramayacaksın. Çünkü gece artık sıkıntılar oluşacak. Gece onları düşünmekten uykun kaçacak. Ha, biraz boş yer olacak. Bu da senin ortak iş kuramamandan olacak. Yani o güç yok sende. Paran olacak. Tek başına kursan o güç var. Bak tek başına iş kursan o gücün var. Ama ortak iş kurma gücün yok şekerim. Çünkü şüpheler oluşuyor. Fareler dolaşıyor. Burada burada burayı kemiriyor. Anlatabildim mi? O yüzden diyorum ortak işten biraz uzak dur. Terfi, yükseliş bekleyeniniz varsa çok güzel terfi, yükseliş haberleri gelecek. Sınav sonucu bekleyenleriniz de varsa aynı şekilde sınav sonuçları gelecek. Canlarım, hani dedim ya büyük bir paranın gelişi var. Bu para geldikten sonra dediğim gibi yatırım yapmanın tam zamanı olacak.
Yani yatırım tavsiyesi vermiyoruz kesinlikle. Ama kartın dediğini söylüyorum. Yatırım yapmanın tam zamanı olacak. Ama nereye yatırım yaptığını araştır. Güvenilirse öyle yap şekerim. Çünkü seni yüceltebilir, yere de çekebilir. Çok risklidir bu yatırım araçları. Bazen güvenilir yerler olabilir. Altın, ev, araba alıp satım gibi olabilir. Ama riski de her şeyde var. Risk her şeyde var. O riski göz alıp girmek önemli olan. Şimdi yay burçları. Aslında bolluklu, bereketli insanlarsınız. Fakat bu bolluğunuzun, bereketinizin olduğuna kendi inancınız yok. Bunu bir aklınızdan silin. Çünkü öyle bir şey yok. Gerçekten bolluklu, bereketlisiniz. Bolluğunuzu, bereketinizi kullanmaya çalışın. Yay burçları, aslında çok güçlüsünüz. Fakat kalbinizde hareketi çok fazla ediyorsunuz. Aslında biraz mantığınızı kullansanız, mantıklı hareket etseniz gerçekten güzel yerlere geleceksiniz. Çünkü zirveyi hak eden burçlarsınız. Yay burçları. Ama dedim ya, her zaman burayı konuşturuyorsun. Biraz mantıklı hareket edersen gerçekten zirveyi hak edeceksin diyorum. Yay burçları, strateji yapmayı bilmiyorsunuz. Aklınızdan geçenleri patır putur söylüyorsun. Bu olmaz. Bazen insana göre şerbet vermeyi, olaylara göre yürümeyi, çat diye konuşmamayı, düşünüp konuşmayı bilmeniz gerekiyor canlarım. Çünkü bu önemli. Hayatta bazı yerlere gelebilmek için strateji bazen önemlidir. İyi ya da kötü. Burasını sizin vicdanınızı bırakıyorum. Anladın mı? Strateji evet. Yap dedim diye de birilerinin üstüne basa 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 gel demiyorum. Yani aklından geçenleri çat diye söyleme. Kişiye göre davranması gerekmesi gerek. Evet. Hep iyi niyetli olursan kaybedersin. Hep kötü niyetli olursan da kaybedersin. Anladın mı? Ama dedim ya, insana göre yönelirsen ona göre bir yol belirleyeceksin kendine diyorum. Şimdi ama yumuşak davranarak da kazanabilirsin. Tabii ki. Şimdi yay burçları, hayatında bir kurtuluş var ama kurtuluştan sonrası çok önemli. Hayallerine kavuşmak var ama hayallerine kavuştuktan sonrası çok önemli. Çünkü suyun üstündesin. Yanlış kararlarla ya tepe taklak gelirsin ya da doğru kararlarla daha da yukarılara gidebilirsin. Dedi mi? Zirveyi hak ediyorsunuz ama o zirve yolunu siz belirleyeceksiniz. Yani birilerinin üstüne basa basa mı gelmek istiyorsun yoksa kendi emeğinle mi? Birilerinin hakkını yiyerek mi gelmek istiyorsun yoksa kendi emeğinle mi? İşte bunun cevabını verecek olan sizsiniz. Ben değilim şekerim. Şimdi yay burçları. Yay burçları, içinizde derin üzüntü, keder var. Rahatlamak, feraha kavuşmak istiyorsun. Özellikle de bu hayatındaki kişiyle ilgili. Bir rahatlama istiyorum Fatma artık. Bir derin bir nefes, oh çekmek istiyorum diyorsun. Ama özellikle bu hayatındaki kişiyle ilgili biraz daha zaman var bu oh demek için. Şimdi bu hayatındaki kişiyle bir kavuşmak var. Eğer evli değilse mesela evlenmek istiyorsundur. Ayrıysan barışmak istiyorsundur gibi gibi geniş kapsamlı dinleyin canlarım. Anlatabildim mi? Bu kişiyle kavuşma, barışma, evlilik gibi bir duruma girdiğinizde gerçekten ilk zamanlar böyle değerli bir şeye sahip olmuş gibi hissedeceksiniz. Ama işte sonrası hayal kırıklığı. Yani fazla da abartmayın, anlatabildim mi? Çünkü bir şeye fazla değer verdiğinde artık o şey elinden böyle su gibi akmaya başlar. Bütün güvenini kırar ve hayallerini yıkar, ha. Geçer gider. Evet. Fazla değer verdin mi elinden suyu tutarsan ne olur? Akar fışır fışır fışır. O suyu kaybedersin. Aynı şekilde o su akmaya başlar şekerim. O yüzden diyorum herkese göre davran. Şimdi yay burçları, alımlı ve çekici insanlarsınız. Tüm gözler üzerinizde. Bu da kıskanılmaya, göze nazara gelmenize neden olur. Paraya ve şatavata çok düşkünsünüz. Cilveleşmek, iltifatlar duymak hoşunuza gidiyor. Ama hoşunuza gidiyor. Yani tamam, herkes iltifat duyuyor. Ama ne kadar doğru? Yani ne kadar yanlış bilemem. Ya onun kararını verecek olan sizsiniz değil mi? Özel açılımlarda mesela bir tavsiye verebiliyorum ama genel açılımlarda dedim ya herkes kendini uyarına alsın canlarım. Yani yay burçları, aklınızı kemiren fareler var. Bu fareler
nasıl oluştu? İlk başta onun cevabını vermeniz gerekiyor kendinize. Bu fareyi nasıl oluşturdum ben? Bu önemli bir şey. Ondan sonra zaten çözüm yoluna gidebilirsin. Anlatabildim mi? Yoksa gidemezsin. Yay. Şimdi yay burçları şöyle geleyim. Herkesi baykuş gibi gözetlemeye bırakın canlarım. Çünkü bir baykuş değilsiniz. Herkesi baykuş gibi gözetlemeye bir bırakacaksınız. İki, herkese çok fazla şans veriyorsunuz. Çok fazla iyi niyetli davranıyorsunuz. Bunu da bırakacaksın. Herkese fazla şans olmaz. Ne derler? Atalarımız bile demiş. Üç şans. Üç şans bile bence fazla ama. İki. Üçü verme. Üçüncüyü verme demişler mesela. Anlatabildim mi? Şans, çok fazla şans da olmaz. Ya sen yorulursun ya da karşıdaki bu şansı suistimal eder canlarım. O yüzden diyorum fazla şans iyi değildir. Yay burçlarına aceleci davranmamalısın. Aceleci davranmayı bırakmalısın. Çünkü aceleci davranırsan aynı hataları, aynı durumları tekrar tekrar yaşamak çıktı. Şimdi yay burçları kız çocuğunuz mu var? Bunu yorumlara yazın. Yoksa hayatınızdaki kişinin kız çocuğu mu var? Yoksa da kız çocuğu mu sahip olmak istiyorsunuz? Bunların üçünden birisi olabilir. Gerçekten eğer kız çocuğu sahip, çocuk sahip olmak istiyorsanız kız çocuğu gözüküyor. Doğum yapmak isteyenler özellikle kız çocuğu gözüküyor. Veyahut da hayatınızdaki kişinin kız çocuğu varsa gerçekten o kız çocuğuna çok düşkün. Veyahut da senin kız çocuğun varsa seni mutlu ediyor, hayırsever, merhametli bir kız çocuğu bu ve sana iyi geliyor. Şimdi yay burçları hayatınızdaki kişiyle aranızda bir sıkıntı oluşmuş. Yani şu ilişkiniz şüpheler yüzünden sarsılmış. Kavgalar, yaralayan sözler var. Ailede kargaşa, göze ve nazara gelmek var. Yani dediğim gibi herkesin göz önünde bir ilişki yaşamayın. Çünkü o da bir sıkıntı. Ya yani şimdi olan var, olmayan var. Bak ne güzel bir hayat yaşıyor diye gene bir imrenti oluyor, anlatabiliyor muyum? Kıskanmıyor ama içinden bir şey var, onu istiyor. Benim niye yok böyle diyor. Halbuki hem seni iyi gözle bakıyor. O bile bir göze nazara gelmektir. O yüzden dikkatli olacaksınız. Canlarım yalnız bu kişi, hayatınızdaki kişi kumralla esmer arası etkileyici, yaratıcı, insan duygularını çabuk harekete geçiren fakat çapkın ve aşık olmayı seven bir kişi. Yani bu kişi ya sizi aldatıyor olabilir, aldatacak potansiyeli olabilir. Çünkü aşık olmayı seviyor ve çapkın bir kişi. Ama sana şöyle gözüküyor. İlişkisini sahiplenen, temiz yüzlü, etkileyici, yaratıcı, bak çok güzel gözüküyor. Mutluluk veriyor, umut veriyor, güzellik veriyor sana. Her şey yolunda gibi hissettiriyor. Ama bu kişi çok uyanık ve kurnaz bir kişi. Buna çok dikkat et lütfen diyorum. Ama sen diyorsun ki Fatma, ben bu kararımı, doğru yolu seçtim. Doğru yolu buldum. Bu bana büyük bir mutluluk yaşatacak diyorsun. Verdiğim kararı, doğru yolu seçtim diyorsun. Ama şekilim yanılıyorsun. Çünkü bu kişinin hayatında mutlaka birisi olacak. Ve sen bunu duyacaksın zaten. Yani bunu bekleme, duyacaksın ve bu sonuç kötü sonuçlar olacak. Anlatabildim mi şekerim? O yüzden neydi, o duvara bile yaslama sırtını, yıkılır derler değil mi? Hani, İnsana dayama, ölür duvara ya, her ağaca dayanma kurur derler. Evet, şimdi diyorum ki ben mesela fazla güvenmeyin işte bilmem ne vırt sırt diyorum ya. Fatma, hiç kimseye de mi güvenmedim? Ya şimdi bakıyorum ben, bak bunu ben kendi kendime uydurmadım, gözlemleyerek bunu söylüyorum. Bakıyorum etrafımda kim kime güvendiyse hep bir sırtından bıçaklamak. Hep bir hainlik, ihanet oluşmuş. Yani sonra da diyorum ki kendi kendime, demek ki güvenmek iyi bir şey değilmiş. Kendim de denedim mesela güvenmeyi, mesela diyorum, mesela örnek veriyorum. Demek ki sonucunda kötü, yani güvenmemem gerektiğini söylüyor. Veya bir başkasına soruyorum, güveniyorum ben, çok güveniyorum diyor, bekliyorum. Sonra diyor ki bana, Fatma doğruymuş. Güvenmemem gerekiyormuş. Değil mi? Yani bazen bazı insanlara inanmıyor olabilirsiniz. O zaman deneme yanılma yoluna gideceksin. Deneyeceksin. Yanılırsan bana hak vereceksin. Yanılmazsan demek ki ben bir şey bilmiyorum. Değil mi?
İnşallah güvenilecek insanlar hayatımıza girer canlarım. Diyorum inşallah öyle birisi kaldıysa tabii ki. Sonra biraz. Ay Allah'ım inşallah kalmıştır diyorum. Şimdi yay burçları hayallerini gerçeğe dönüştürmeye tam karar veriyorsun. Ama bak rüyaların, yaşam tarafından iletilen mesajlar, hissiyatın sana bir mesaj iletiyor. Bu mesajı dinlemen gerekiyor ki hayallerini kavuşturabilirsin kendi kendine. Ama sen dinlemiyorsun. Özellikle rüyalarına çok dikkat et. Bazen geceleri uyanırız. Rüya gördükten sonra uyanırız. Başucuna bir kalem kağıt koy. Ne gördüysen yarım yamalak uyku sersemi yaz koy. Sabah mutlaka onu sana hatırlatacak bir cümle yazarsın oraya. Bak rüyaların çok önemli çünkü onu dinle. Yay burçları kendimi sevdiğim için kendime iyi bakıyorum ve kendi önceliğim oluyorum demişsin. Her zaman ben demek de kötü bir şeydir. Ben demek şeytanı mahsustur. Ben bazen diyorum ilk önce siz sonra etrafınız. Bunu şu anlamda söylüyorum. Sen mutlu olmadın mı? Etrafındakiler de mutlu olmaz. İlk baş kendini mutlu etmeyi bil, ondan sonra etrafın zaten mutlu olur. Gibi gibi. Sen sağlıklı olmadın mı? Etrafındaki sağlıklı olmaz. Mesela bir evin ana karakteri nedir? Annedir. Anne hasta oldu mu o eve bakın hepsi yıkılır, dökülür, kırılır, bir şeyler olur. Ama anne güçlüyken o evden birisi hasta olsun onu iyileştirmek için çabalar mesela, anlatabildim mi? O yüzden diyorum ilk önce siz. Ama bunu şöyle anlamayın. Hep ben değil. Ben demek şeytana mahsustur. Değil mi Ali? Yani. İnce çizgi var burada da. Onu da fark edebilirsiniz tabii ki. Fark edenler ayırt edebilir. Şimdi canlarım. Ya hayatındaki olaylardan bazen zevk almayı bileceksin. Yani bu ne? Akışına göre yaşamayı bilmen lazım. Her şeye müdahale edemezsin. Her şeyi durdurup yönetemezsin mesela. O yüzden bazen akışa ayak uydurmayı bilmek zorundasın. Eğer akışa ayak uydurursan yorulmazsın. Şöyle düşün. Akan bir nehir var. Sen tek başına karşında zıt yönde duruyorsun. O nehir ne yapar sana? Çarpa çarpa bir süre sonra seni de devirir. Bunun gibi düşüneceksin. Bazen akışta yaşamak insana iyi gelir, yorulmazsınız. Baktın akışta yaşadın sana ters gelen bir şey oldu ya. Artık gücünü topladın ya diyelim. Ondan sonra direnç gösterebilirsin. Ama yorgun bir haldeyken bazen akışta yaşaman gerekiyor ki o gücünü toplayabilesin diyorum. Şimdi yay burçlarına özel tarot, katina, dişil enerji, oracle, kehanet kartlarına açılım yaptım. Özel açılım için kurşun dökme, nasip açma ve daha nice işlemlerimiz için 0551-895-3093 numaralı WhatsApp hattımızdan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz diyorum. İkinci kanalımız olan Ege'de Anne Kızın Yaşantısı 2 olan kanalımıza da abone olup bize destek olursunuz. Çok güzel olur diyorum. Söz annemi bırakıyorum. Dostlarım hiç uzatmadan hoşça kalın. Sizleri seviyoruz hayatım. Hoşça kalın.